1 Eylül'de balık av sezonunun başlamasının ardından balıkçılar vira bismillah diyerek denizlere açıldı. 2 ay önce başlayan sezonu akaryakıt zammı ve döviz kurundaki dalgalanma karşıladı. Ancak kur artışının ülke karasularında tutulan balıkların fiyatını etkilemediği ifade edildi. Döviz kurundaki yukarı yönlü dalgalanma ve akaryakıt zamlarından sonra balık fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Bu etkenlerden balık fiyatlarının etkilenmediğini savunan balıkçı Mehmet Boran, fiyatları dövizin değil ne kadar tutulduğunun belirlediğini söyledi. Merhabalar, ben balıkçı Mehmet Boran. Uzun zamandır bu işle meşgulüm. Bu işi yapıyoruz. 30 küsür senedir bu işin içindeyiz. Şimdi balık çeşitlerimiz zaten denizlerimizdeki çıkan çeşitler rahatlıkla bize yetiyor. Çünkü ülkemizin üç bir kenarı deniz. Tatlı sudan bile balıklarımız geliyor. Balık çeşitlerimiz bize fazla yetiyor. Şimdi bir nebze tabii ki etkilemez olur mu? Bütün sektörde olduğu gibi bizim sektörü de etkiliyor. Yalnız balığın çok çıkmasıyla az çıkması arasındaki farktan dolayı balık çok çıkarsa bizi yakıt da etkilemeyeceği gibi estiği zaman mesela hava patlar deriz. Hava patladığı zamankinden sonraki çıkan balık bizim için çok önemli. Balık ne kadar çok çıkarsa o kadar ucuz olur. Balık az çıkarsa pahalı olur. Şimdi şöyle diyeyim, birkaç parça yurt dışından özellikle Norveç'ten, Kuzey Denizi'nden okyanus balıkları gelir. Bunların başında somon ve uskumru, ithal deriz biz bunlara. Tabii ki döviz kuru onları biraz etkiliyor. Yalnız şöyle diyeyim. Tabii ki döviz kurunun etkilediği ürünleri de biraz daha az rağbet var. Çünkü yerli ürünlerimiz daha fazla, daha revaçta. Bu sene başlangıçta gayet güzel başladık. Özellikle küçük balıklardan hamsi ilk defa böyle 5-6 yıldan beridir sezon başlar başlamaz hamsi göstermezdi. Bu sene de palamut çıkmadı. Hamsi hala devam ediyor. 2-3 gündür denizlerimizde haliyle fırtına var. Fırtınadan sonraki av bizim için çok önemli. İnşallah bol çıkarsa bizi kurda etkilemez, dövizde etkilemez diyorum yani.